Zaten Adana Demirspor Türkiye'nin en eski kulüplerinden, 1944 sanıyorum kuruluş tarihi bayağı eskidir. Yani Trabzonlardan falan çok eskidir. O 67'de kurulan birçok kulüp var biliyorsun. Orhan Şeref Apak zamanında Futbol Federasyonu Başkanı. Eski kulüptür. Eskiden Fikri Elma falan vardı. Adana, Ankara Demirspor vardı, Adana Demirspor vardı. Bunlar Demirsporlar. Sonra yok oldular tabii uzun yıllar. Çok çekiştiler. Fakat Adana'da maşallah bu Adana Demirspor'un bu sene Başkan Murat Sancak'ın da başarısı var tabii orada. Montella gibi bir antrenörü ki İtalya'nın en önde isimlerinden biridir. Eski Fiorentina santrafordur Montella. Montella'yı takım başına getirmesi, Balotelli gibi, Belhanda gibi, Akintola gibi, işte Vargas gibi iyi oyuncuları kulübe toplamasıyla birlikte ve Montella'nın idaresi de o Balotelli gibi dünyada kimseyle geçinemeyen, dünya geçimsiz bir futbolcuyu bir çocuk haline getirip burada oynatmaya başladı. Şimdi yedek bile kalsa Balotelli'nin çıtı çıkmıyor ve şimdi milli takımına seçildi ki 4 yıl aradan sonra milli takıma gitmesi demek ki Montella'nın büyük başarısı diye düşünüyorum. En fazla ikinci olur. Çünkü Trabzonspor'un şampiyonluğu yarı yarı, yani eskiden yazar diye gazeteler şampi, yok şampo falan diye. Şimdi öyle bir durum var yani. Bayağı bir araya açmış vaziyette. Bu haftaki 3-2 kazandıkları Kayseri Spor maçı da 2-0 geriden gelip 3-2 kazanmaları da büyük bir iyi bir olay zaten. Trabzon'un bana göre arayı açtı. Trabzon şimdi ya rahat maçlara çıkıyor zaten. Moralli çıkıyor. Seyirci de arkasına aldı. Deplasmanlarda da iyi oynuyor. Söyleyecek bir şey yok. Trabzon'un artık hakkıdır diye yani şampiyon. Bir yenilgi almış ya. Koca sezonda şu ana kadar 27 maçta bir yenilgi. Bunu herkes yapamıyor ki. O Belhanda'yı kulübe getiren takım daha 3 tane daha yabancı oyuncu. Yabancı paraları var bana göre. Paraları var. İyi oyuncular alabilir ve Adana Demirspor Avrupa Kupalarında da başarılı olabilir. Böyle çok Akhisar Spor da biliyorsun ikincilikten gelmişti ama o da başarılı oldu. Avrupa Kupalarında birkaç maçı var öyle. Çok güzel oynadı. Böyle yani olabilir diye düşünüyoruz. Adana Demirspor'u her zaman severiz. Eski bir kulüptür diye zaten.